Merhaba. Bu videoda makro ön ayarlarının kaydedilmesi ve tekrar kullanımı anlatılacaktır. Video kapsamında aşık bağlantıları üzerinden ilerleyelim. Makroyu çalıştırdıktan sonra önce ana giriş, daha sonra aşık seçimi yaparak bağlantıyı oluşturuyoruz. Makro sembolü üzerinde çift tıklayarak makro özellikleri penceresini açabiliriz. Köşe bant bağlantı tipini seçtikten sonra bağlantıyı döndürelim ve uygula butonuna basalım. Böylece yaptığımız değişiklik model üzerinde de uygulanmış olur. Devamında civatalar arasındaki mesafeleri ayarlayalım. Civatalar arası mesafeler 50 milim. Civataların kenara mesafesini de 40 milim olarak belirleyelim. Aşıklar arasındaki mesafeyi de 10 milim olarak ayarlayabiliriz. Daha sonra CIVATA'nın özelliklerini ayarlayalım. CIVATA özelliklerinde malzeme kalitesini 8-8, CIVATA çapını 16 milim ve CIVATA delik toleransını da 2 milim olarak belirleyip uygula butonuna basalım. Yaptığımız değişiklikleri makron ayarları bölümünden kaydedebiliriz. Kaydedilen bağlantı tipleri liste halinde bu bölümde sunulur. Yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için, Kaydet butonuna basıp açılan metin kutusunda makroya vermek istediğimiz ismi yazalım. Burada şirket standartına göre belirlenmiş olan bir sistem kullanılabilir. Uygula ve tamam diyerek pencereyi kapatalım. Artık yaptığımız değişiklik ön ayar olarak programa kaydedildi. Farklı bir aşık bağlantı konumunda aşık bağlantı makrosunu kullanarak tekrar bağlantıyı oluşturalım. Makro özellikleri penceresini açarak makro ön ayarları bölümüne gidelim burada listeden daha önce kaydetmiş olduğumuz bağlantı tipini seçelim ve yükle uygula butonlarını sırayla basalım Böylece daha önce kaydetmiş olduğumuz bağlantı tipini kullanmış olduk bu işlemi birden fazla bağlantı seçimiyle de yapabiliriz farklı noktalarda varsayılan ayarlarla aşık bağlantılarını oluşturalım oluşturduğumuz bu 3 makronun sembolünü seçip Enter tuşlayalım. Böylece 3 makronun özellik penceresi toplu olarak açılır. Yine makronun ayarları bölümünden istediğimiz bağlantı tipini seçip yükle ve uygula butonlarına basarak bağlantıyı değiştirebiliriz. Video kapsamında aşık makrosu ile ön ayarların nasıl kaydedilip kullanıldığını öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.